Yaktın beni, yaktın beni. Helal Tuncer baba. Yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Usta aktör Tuncer Kurtiz evinde kahvaltı yaparken düştü ve başını duvara çarparak yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Televizyonlar ve internet siteleri ölüm haberini flaş olarak duyurdu. Sanatçı dostları ölüm haberini alınca Tuncer Kurtiz'in evine koştular. Bugünse sanatçı için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Salon hınca hınç kalabalıktı ve herkes bu ani gidişin şokunu yaşıyordu. Onun bir tek yüzü vardı. O da yüreğiydi. Biz onun devrimci ruhuna aşıktık, insanlığına aşıktık, her şeyine aşıktık. Demek ki öbür tarafta çok büyük bir oyun oynanıyor. Ustalara ihtiyaç var. Sözün bittiği yer, çok büyük bir adamı kaybettik. Adam, bir adamdı yani. Çok iyi bir aktördü ama çok adamdı. Başka bir şey diyemeyeceğiz. Çocuklar izin verirseniz geçelim. Bütün dünya tanıyor onu. Yani bir bırakın Türkiye'yi ama Türkiye'de maalesef Ramiz Dayı diye tanınıyor. Ama o büyük bir aktör, halkın oyuncusuydu, halkın içindeydi. Gerçekten ülkemizi uluslararası alanda temsil etti. Ülkemize sayısız ödüller kazandırdı. Zaman zaman bizi güldürdü, zaman zaman bizi duygulandırdı. Bugün de ağlattığı günlerden bir tanesi. Allah da hepimize vefatımızdan sonra böylesine bir uğurlamaya kısmet etsin. Türk tiyatrosu ve Türk sineması çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp genç kuşaklara, hem oyunculuğuyla hem yazarlığıyla hem kitap okumasıyla. O bir filozoftu. Hep yaşamayı ciddiye alanlardandı. Bir devrimciydi. Mühim bir sanatçıydı. Oyunculuğu da Türkiye'de ekol olmuş insanlardan biridir. Benim abim de bana nasıl yaşanacağını, yaşamın inceliklerini öğretti. Yani ne söyleyeceğiz, uğurladı. Bir sevdiğimizi daha uğurladık, gitti. Sokakta da durum farklı değildi. Kurtiz'in hayranları bu gidişin çok ani ve erken olduğunu söylüyordu. Yani çok üzüntülüyüz tabii, hepimiz ani oldu, beklemiyorduk. Tamam, yaşı biraz ilerideydi ama sağlığı iyiydi son zamanlarda. En son o Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı olan eylemde de kendisi katılmıştı, orada karşılaşmıştık. Üzüntülüyüz yani. Beşiktaş bir taraftarını, büyük bir taraftarını daha kaybetti. Türkiye büyük bir insanını kaybetti. Büyük bir değer. Böyle değerler bir daha çok zor yetişir artık. Son hep bunlar yani. Ağaçlar yavaş yavaş devriliyor. Acılarımızın en büyüğünü yaşıyoruz. Türk sanatının öncülerinden ve o Davudi sesinden, güzel konuşmalarından gençlere büyük bir ilham veren bir büyüğümüzü, büyük sanatçıyı kaybettik. Gerçekten çok üzüldük. Almanya'dan geliyoruz biz de işte. Üzüntülüyüz yani. Başımız sağ olsun. Dün duyduk acı haberi. Gelelim dedik son yolculuğunda beraber olalım. Yani sevdiğimiz, saydığımız bir sanatçımızdı, bir büyüğümüzdü. Bu ani ayrılış yine sanatçının Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakterindeki repliği hatırlattı. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Duayen sanatçı oyunculuğa ilk kez 1959 yılında Dolmen Tiyatrosu'nda başlamıştı. Sürü filmindeki rolüyle sinema hafızamıza kazılan Kurtiz,
Gül Hasan filmiyle 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü kazanmıştı.